Merhaba güzel insanlar. Omuzumuzu ısıtmakla başlıyoruz. Önden arkaya omuzları çeviriyoruz. Boyna çok sıkıştırmadan, kulaklara çok yaklaştırmadan. Daha sonra kolları iki yana açıp içe ve dışa rotasyon şeklinde kollarımızı hareket ettiriyoruz. Avuç içleri yukarıya bakıyor, sonra yere doğru bakıyor. Nefesle birlikte senkronize bir şekilde devam edebiliriz harekete. Alırken açıl, verirken kapat. Bu hareketi yaparken hareket omuz ekleminden gelsin. Dikkat edelim ona. Şimdi diğer hareket için dengeyi sağlıyoruz ve sol bacağı karna doğru çekip indirirken point ayaklar parmak ucunu yere doğru değdiriyoruz. Her iki bacak için 8 tekrar yapacağız. Postürümüzü mümkün olduğu kadar bozmadan dikkatli bir şekilde. Diğer bacağa geçelim. Önce dengenizi sağlayın. Daha sonra harekete başlayın. Karın kasları ve popo sıkılı olacak. Devam ediyoruz nefesle birlikte. Yeni hareket için bir duvar kenarına geçeceğiz. Sırtımızı komple duvar kenarına yapıştıracağız. Avuç içleri duvara dönük bir şekilde pozisyonumuzu alacağız. Kollar uzun ve nefes eşliğinde 10 tekrar yaparak kollarımızı kaldırıp yukarıya indireceğiz. Kolları kaldırıp indirirken kürek kemiklerini aşağıya doğru çekmeyi ihmal etmeyin. Boyun sıkışmıyor, omuzlar yükselmiyor, sadece kollar kalkıp iniyor. Buna dikkat edelim. Hala duvarda kalarak yeni egzersize devam edeceğiz. Göğüs kemiğinin arkasındaki omura kadar eğiliyoruz. Yukarıdan nefes alıyoruz. Verirken baş omurundan başlayarak yavaş yavaş öne doğru katlanıyoruz. Ama çene altında küçük bir boşluk bırakmayı unutmayın. Boynunuzu sıkıştırmıyorsunuz. Sadece göğüsten birazcık öne doğru kapanmayı geliştirmemiz gerekiyor. Bunu yaparken kaburgalarınızı kapalı tutmayı sürdürün. Karnınız içeride ve sıkı. Dizlerimizin üzerine doğru çöküyoruz matın ortasında. Kolları iki yana doğru açtık. Nefes eşliğinde yanlara doğru gideceğiz. Yan lateralinize nefes almaya çalışıyorsunuz. Yanlarınızın iyice açıldığını hissedin. Kollar sizden önce hareket etmesin. Dümdüz bir tahtaymış gibi düşünün. Tahtaravalleyi bir tarafına ağırlık verirken diğer tarafı yükseliyor. Diğer tarafına ağırlık verirken diğer tarafı iniyor, diğer taraf yükseliyor. Bu mantıkla hareketi yapmaya çalışın. Kalça kemiklerimizin önde bulunan kemiklerimizin ikisi de karşıya bakıyor. Alt bölümümüz mümkün olduğu kadar hareketsiz. İkinci hareket için de aynısı geçerli. Elleri çapraz yerleştirdikten sonra nefesle birlikte sola ve sağa hareketimizi destekliyoruz. Gidebildiğiniz noktaya kadar omuzları öne doğru kapatmamaya çalışın. Önemli olan ne kadar sağ ya da ne kadar sola gittiğiniz değil, sizin ne kadar gidebildiğiniz, çok gitmek, az gitmek bizi şu an hiç ilgilendirmiyor. Siz kendi kapasitenizde ne kadar gidebiliyorsunuz? Buna bakın. Döneceğim diye omuzları içe doğru kapatmadığınızdan emin olun. Omuzlar açık, kürek kemikleri birbirine yakın.
Şimdi sırt üstü yatarak yine kol hareketiyle devam edeceğiz. 10 tekrar yapıyoruz. Ayaklar dizden bükülü ve tabanları yerde. Sağ kolu başın arkasına doğru kaldır. Kol yere inmek zorunda değil. Benimki artık rahat bir şekilde iniyor. Sizinki eğer yere değmiyorsa hiç sorun değil. Sağ kolu kaldırdığınızda sağa bakıyorsunuz. Sol kolu kaldırdığınızda da boyun sola doğru dönmeye başlıyor. Kolu arkaya doğru gönderirken kaburgalarınızı açmamanız önemli benim için. Onları mümkün olduğu kadar kapalı tutun. Beni de natürelde korumaya devam edin. Haydi, güçlenecek kollarımız. Daha güçlü egzersizlere hazırlanacaksınız böylelikle. İleri seviye egzersizlerde zorlanmadan rahat rahat egzersizleri yapıyor olmanız gerekiyor. Kendi beden ağırlığınızı taşıyor olmanız gerekiyor. Eller, kollar birbirine paralel, sırt üstü uzanıyoruz. Kürek kemiklerinin arasını açarak omuzları yukarıya doğru iyice uzatıyoruz ve tekrar kürek kemiklerini birbirine yakınlaştırarak omuzları yere doğru bırakmaya başlıyoruz. Hareketi 12 tekrar uyguluyorsunuz. Kolları yukarı doğru iterken nefesi veriyoruz. Çekerken alıyoruz. İkinci egzersiz için dirsekleri büküp alt kolların birbirine değmesini sağlıyoruz. Kürek kemiklerinin arası açılmış oluyor böylelikle ve dirseklerin açısı 90 dereceden 180 dereceye doğru açılmaya başlıyor nefesle birlikte. Alt kollar mümkün olduğu kadar birbirine yapışıyor. Ayrılmaması önemli. Kürek kemiklerinin arası açık kalsın. Eller başın arkasında, boynu destekliyoruz. Ve yavaş yavaş karnı içeriye çekip natürel koruyarak nefes verirken kürek kemiklerinin ucuna kadar kalkıyoruz. Başlangıç pozisyonu için kollar 90 derecede bükülü. Omuzların altında dirsekler var. Yine boynun öne doğru çok gitmemesi ya da boynun çok fazla geriye düşmemesi önemli. Karın aktivasyonunu, karın sıkılığını korumanız gerekiyor. Sağ ve sol bacak için tekrarlayacağız hareketi. Parmak ucu pointte ve yeri süpürürmüş gibi kendinize doğru çekip ileriye doğru uzatacaksınız. Nefesime dikkat ederseniz iki bacak içinde ayrı nefes kullandığımı fark ediyor diye olacaksınız. Birinde iterken nefesi alıyorum, diğerinde çekerken nefesi alıyorum. Bu hani sizin nefes alışkanlığınıza göre değişebilen bir şey. Size şu an için hangisi uygun geliyorsa onunla harekete devam etmenizi istiyorum. On tekrar şeklinde parmak ucunu yere değdirme hareketini yapacağız. Dizlerin arkasındaki açı 90 derece. Belin çok fazla açılmıyor. Karnının çalıştığını hissetmelisin. Eğer bu şekilde yapmak zor oluyorsa sırt üstü uzanarak tuğ tapı yapabilirsin. Parmak ucunu yere değdirirken nefes al. Kendine doğru çekerken nefes ver. Kalça ekleminden hareket gelsin. Üst bacaktan gelsin hareket. Şimdi sırt üstü uzanmaya başla. Sağ bacak gökyüzüne ayak pointte ve iç bacağı aktive etmek için birazcık dışa doğru çeviriyorsun. Çevirdikten sonra hafif bir şekilde yana doğru düşürmeye başlıyorsun ve sol kalçanı tutmaya devam et. Sol
Sol bacak için de bunu tekrarladıktan sonra sağ bacak için diğer egzersize geç. Şimdi videoyu durdur, hareketi diğer taraf için yap veya her iki hareket bittikten sonra diğer taraf için arka arkaya iki hareket de yapabilirsin. Daireler çizmeye başlıyoruz. Ayağımız yine pointte. Sol kalçam yerinden kalkmıyor. Gidebildiği kadar mesafesi, kalça açınız ne kadar dönebiliyorsa, bacak açıklığınız, kalça açıklığınız ne kadarsa o kadar yapıyorsunuz hareketi. Çok fazla büyütmeniz ya da çok fazla küçültmeniz önemli değil. Sizin sınırınızda olsun hareketler. Kor stabilizasyonunun olması, yani karnınızın sıkı olması, pelvik tabanın sıkı olması çok önemli. Oynamamanız önemli. Bunlara dikkat ederek dairelerinizi yapabilirsiniz. Aslında tam bir daire değil, yarım daire gibi de düşünün. Yarım daireyi tamamlıyorsunuz ve düz bir şekilde aşağıya doğru iniyorsunuz. Ayaklarınız hep pointte. Yine nefes eşliğinde devam ediyoruz. Nefesi atlamayın. Burada ne yapıyorum? Hadi bir tahmin edin bakalım. Ellerim üçgen şeklinde. Pubis kemiğimin üzerinde. Evet, omurgamın natural halini bulmaya çalışıyorum. Omurgamın natural halini bulduktan sonra düz omurla bu kez tek tek omur değil, omuz köprüsüne kalkacağım. Yukarıya doğru kalktığımda kaburgalarım kapalı. Dümdüz bir şekilde ineceğim. Yine tek tek omur değil. Kalçadan ve arka bacaktan gücü almanız gerekiyor. Bacağın arkasına kramp girebilir. Bu normal bir şey. Düz bir şekilde kalkıp inin. Kramp girerse biraz bekleyin. Tekrar devam edin harekete. Nefes eşliğinde hareketi tekrar ediyorsunuz. Sağ tarafımızın üzerine doğru yatıp birazcık yan karın ve bacak egzersizleriyle devam edeceğiz. 10 tekrar bacağı kalça genişliğinde açıp ayaklar pointe daire yapmaya başlıyoruz. Kalça eklemi yani pelvis kuşağınız hareket etmiyor. Hareket bitmiyor ondan sonra hareketin dairesinin yönünü değiştiriyorsunuz. Tersten devam. Bir 10 tane de tersten hareket devam edecek. Belinizi yere doğru bırakmayın. Bakışlar karşıda. Öndeki kolla parmak ucuyla destekleyebiliriz. Kalçada hisset hareketi. Üstteki bacak yine kalça genişliğinde açıkken bisiklet pedalı çevirir gibi devam edeceğiz harekete. Yukarıya doğru kendimize doğru çekerken ayak pointte karnımıza doğru çektik. İleriye doğru uzatırken ayağı flex'e getirip diğer ayağın yanına doğru indiriyoruz. Sol bacak için 3 tane egzersizi onar tekrar şeklinde yaptıktan sonra sağ bacak için videoyu biraz geriye alabilir veya durdurabilirsin. Şimdiki egzersiz için ayak flex'te ve kalçandan doğru birazcık içeriye doğru çeviriyorsun tüm bacağı. Parmak ucun yerdeki ayağın iç kısmına değip çekebilmeli. Ve şimdi yüzüstü yatıp birazcık kendinizi rahatlatın. Sonra iki eli arkada birleştirerek omuzların biraz dönmesini sağlayıp kendimi nefes alırken yukarıya doğru karın, kalça, iç bacakların gücüyle kaldırmaya çalışıyorum. Belimde eğer
ağrısızı bir şey var ise bacaklarımın arasında biraz daha açabilirim ya da kalkış mesafemi birazcık düşürebilirim. 8 tekrardan sonra artık dinleniyorsunuz. Egzersizlerinizi uygulamayı ihmal etmeyin ki level 2'de daha güçlü, daha sağlıklı bir postürle devam edebilelim. Egzersizleri sabah ya da akşam iki ayrı defa uygulayabilir veya bir günde iki set şeklinde uygulayabilirsiniz. Görüşmek üzere.